Sevgili seyirciler, sinsi sinsi ilerleyen ve adeta bütün toplumun kılcal damarlarına kadar giren büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. O tehlikenin adı uyuşturucu belası. Maltepe'de bir panel vardı. Orada gözü yaşlı bir anne bakın neler anlattı. Çok çektik biz. Doğrumda çok çektim ben. Bak yukarı çıkacağım. Hadi bakma kendini. Uyuşturucu belası ülkemizin en önemli dertlerinden biri. Yara çok büyük. Bunu net bir şekilde gösteren panel vardı. İstanbul Maltepe'de mağdurlar anlattı. Çok zor durumdaydım. Oğlum para vermediğim zaman taşkını çıkarıyordu. Eve ateşe veriyordu. Geçen gün daha eve ateşe verdi. Komşularım söndürdü. Ve usta olmasaydı parayı vermek zorunda kalıyordum. Her gün kavga yapıyordu. Şiddet görüyorduk biz. Duyuyor musun? İsmin ne? İsmin ne? Bunlar bir annenin yakarışları. Oğlum hakkında konuşmak istiyorum. Oğlum madde kullanıyordu, bozayı ve eroin, esrar falan. 15 senedir kullanıyordu. Son 3 senedir ben farkına vardım. Söz isteyen acılı bir anne kürsüde yaşadıklarını aktardı. Her yerde yolun ortasında ben görüyorum bozayı satılıyor, esrar satılıyor. Kimse bunu yapamıyor yani, bunun önlemini geçemiyor yani. Ne olacak bu çala çocuğun halı yani? Ben çocuğuma sahip çıkamadım. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Lütfen rica ediyorum. Bütün çırpınışlarına rağmen bir türlü çözüm bulamadığını aktaran anne sonunda oğlunu cezaevine gönderdiğini gözyaşları içinde anlattı. Ama her yere çok başvurdum. Her yere koca bulundum. Her yerde ağladım, sızladım, elimi uzattım. Tedavi edemedim, kurtaramadım çocuğumu. Öyle hafta haliyle dün değil evet ki gün cezaevine alındı. Belki ben galiba analık yapamadım, beceremedim yani. Ben kendimi kötü hissediyorum. Yani benim gibi anne olmasın. Keşke öyle diyorum ben. Çünkü ben çocuğuma hiç sahip çıkamadım ben. Uyuşturucu çetelerinden canı yanan vatandaşlar çözüm istedi. Maltepe Köprüsü'ne 500 metre yukarıda merkezi bir yerde oturuyorum. Burada yüpegündüz uyuşturucu kullanıyordu ardı insanlar. Annelerin feryatlarını dinleyerek uyandığım günler oldu. Bizim derdimiz çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkmak. Maltepe'de okul çevresinde uyuşturucunun önüne geçebilmek için yeni tedbirler alınacak. Torbacılar okulların önüne kadar geliyor. Okullarda çocuklarımıza bunu satıyorlar. Müdahale edemiyoruz, haberimiz olmuyor dediler. Arkadaşlarımla konuştum. Zabıta birimizden oluşan bir ekip sabah saat 7 her okulun önünde sabah 7 akşam saat 17'ye kadar okulların açılış saatlerine zabıta memurlarımız orada görev alacaklar.